gidiyorum çeşmesi yahım. İşte gidiyorum çeşmesi yahım, önümüze dağlar sıralansa da, sıralansa da. Sermayemden... 14 Haziran 1933 yılında o zamanlar Ankara'nın bir vilayeti olan Kırıkkale'nin Bağçılı köyünde gözlerini açmıştı İsmail. Babası köyün ileri gelenlerinden Mehmet Ağa'ydı. 4 kardeşin üçüncüsüydü. 9 yaşına gelmeden babasını kaybetmiş, evin sorumluluğu 4 kardeşin ve annenin sırtına binmişti. Fabrikada çalışan gençler onun okula gitmediğini fark edip onu okula yazdırmak istemişlerdi. Bu İsmail için bir dönüm noktası olacaktı. Ki sen nasıl işte ben ilkokulumda bizim güreşiyorsun şu oluyor. Biz dediler seni ortaokula yazdıracağız. Beni göndermezler dedi. Köy var ya. Göndermez. Yok dediler. Biz seni alacağız. Sevdiler beni yani çocuklar oradaki şu askeri çocuklar. Ondan sonra iyi dedim ben de geleyim dedim. Beni aldılar yanlarına. Silah fabrikası vardı. Ben hatırlayabilir misin? Makine. Tam o köprü yaptılar ya şimdi. Orada bir köprü vardı. O köprüden şöyle aşağı doğru, yaşağına doğru kayan fabrika. Oraya da kayıkla geçerdik. Falan. Oradan beni aldılar. Getirdiler. Elbise giydirdiler bana. Resim çektirdiler. Saçlarımı taradılar falan. Resimle. Ortaokula beni yazdırdılar. Artık ortaokulu bitirmişti ve İzmir'e gelmesine vesile olacak okulu kazanacaktı. Mavi elbise, kartal böyle. Bir palto giyiyorduk o zaman abi. Palto ta buraya geliyor ama nasıl kaşe böyle. Yürürken ben tavası var yani. Fakat imtihanla alıyorlar. Ya imtihanla alıyorlar. Bizim köyde de İlhan Rahmet derlerdi. O asubay olmuştu. Onu gördükçe şaşırdım ben. Uçağı da çok severdim. Fakat ben orası aklıma gelmedi. Yaşım her yere büyük gelince oraya da imtihanla alıyorlarmış. İmtihan zor mu geldi yoksa niye oldu bir de böyle bir şey olmuştu. Neyse dilekçeleri verdik. İmtihana girdik Eskişehir'de. Ondan sonra okuyor herkesin tabii. Kazananların okuyorlar. 300 kişi alacaklar. 3000 kişi müracaat etmiş. Ya 3000 kişi müracaat. 300 kişi alacaklar. Okudular. Bana İsmail Gül söyle. Baktı böyle. Evladım dedi sen ne yaptın dedi ya. Niye dedi şey vermedin dedi. Yabancı dil kağıdı. Verdim efendim dedi. Hepsinden 90-100 almışım ötekilerden. Ama İngilizce yok. Ama şey yok. Yabancı dil kağıdı. Gittiydi bak dedi. Çuvallara doldurmuşlar. 3000 tane kağıt düşmüş. Çuvalın içinde. Ya Allah'ın izniyle işimizin tutuyor ya. Hemen baktım çuvalın ağzına. İsmail Gürsoy'da kağıdı buldum. Getirdim verdim. Bak Hoca Yarbay. Ondan da almışım 95. Birincilikle girmişim. Girdim şeye. Asubay okuluna. Ne dedi biliyor musun? Bu arkadaşınızın dedi, muayeneyi de kazanmasını istiyorum dedi. En yüksek numarayı al dedi. 3000 kişinin içinde verdi. En yüksek notu alarak okulu kazanmıştı. Artık İzmir'deydi. Çok geçmeden okul da bitmişti ve artık askerdi. Ve evlenme işi çoktan gelmişti. Yaptığım odada çıkınca Nazan ve Nuran diye iki tane kız vardı. Daha birkaç tane vardı. Ben
göreve giderken onlar da sokağa çıkarlardı. 637 sokak, hala unutmadım. Camiden yukarı çıkarken hep sokak, 637 sokak. Ben çıkarken hemen evlerin önünü süpürmeye çıkarlardı kızlar. Öyle bir güveniyorum ki, Allah! İstediğim kızı alırım diyor. Bu arada tabii... İşte Reyhan diye bir kızla tanıştık. Bayağı biraz konuştuk. Fakat bu sefer Yüksel teyzemi gördüm. Bütün dört kardeşi birden gördüm. Orada orasını yıktılar şimdi. Orası da pastaneydi. Oraya çıkıyorlardı falan. Bir gördüm kızları. Vay anasın dedim ya. Ne güzel kızlar varmış diyorum şimdi. Şimdi. Reyhan var mı o sıra? O arada Reyhan var. Öyle bir olay oldu ki benim göz koyduğum kıza bir arkadaşım vardı, Orhan Özavuç için. O göz koymuş. O ayrı. Böyle bir seçerdik yani, böyle çıkardık kemer altına, şöyle böyle falan. Artık da evlenecek çağa gelmişiz. Şey de olmuş, maaşa da geçmişiz. Şeyimiz de iyi. Yaşım da benim o zaman 28-29 olmuş yani. Tamam. Bayağı büyümüşüm. Büyük baldız sadece evlenmişler böyle, Zehra. Öteki üç kardeş, Gönül teyzen, o Fatma teyzen ve bizimki anneleri vardı rahmetli. Bunların da oğlan kardeşleri yokmuş hiç yani. Dedim ben alacağım o kızı dedim. Şöyle oldu, böyle oldu, yok ben alacağım dedim. Şuna verecekler mi, vermeyecekler mi bilmiyorum. İşte o arada da dedim ben yüksek okul, üniversite okuyacağım. O arada bir gece lisesi açıldı şeyde. Gece lisesine gece gidiyoruz. Üç arkadaş, bu Özcan, ben, bir tane daha vardı. Bir arkadaş, Demir. Onunla beraber oraya şeye gidiyoruz. Okul bitirmeye gidiyoruz. Yani söyle, liseyi bitirmeye. O da bir edebiyat yazısı yazdırdılar bize. Ben de yazdım. Orada benim yazım birinci oldu, seçtiler beni. Öyle bir şey güzel yazmışım ki. Niye gece okulunda, yani niye liseyi, işte almışsınız şeyinizi, maşallah geçmişsiniz, askersiniz, niye falan. Onu yazmışım, içimdeki hasreti, yaş büyüklüğünden dolayı ben okuyamadığımı, yukarı gidemediğimi söylemişim. Ama böyle böyle söylememişim. Çok güzel edebi söylemişim. Yani. O hala onlar, bak o şeyi almak, o yazıyı, o, ne diyorsun lan, dergiyi. Evet. Muhafaza etmek bile aklından geçmiyor yani. İnsan aklı böyle havada ya. Onu bile muhafaza edemedik yani. O sıra akşam lisesi. Neyse, gece lisemiz bitti. Gece lisesi bittikten sonra da ben bitmeden önce dedim ben okuyacağım, hakim olacağım dedim. Hakimlik de bizim sülalede var. Hakim olacağım diyorum. Kızı da istedik mi istemedik değil. Evlerin önünden geçiyordum ben. Evlerde karabağ, şeyleri, yağhanelerdeydi falan. Fakat yani yakışıklıydım yani. Ben kendim bilmiyorum ama büyüğüm vardı öyle bir şey. Niye kızlarla kadar oluyor yani? Evlerin önünden geçiyordum. Bunu da gördüm. Sonra haber gönderdim. Halim diye bir adamla rahmetli oldu. Sivilden askeriyede çalışırdı. Bizim yanımızdaydı. Ona söyledik, ya dedi bunlar benim akrabam dedi. Akrabam benim onlar dedi. Ben alırım sana o kızı dedi, Halim. Valla sen bir git söyle dedi işte. Söylemişler, yok demişler, o küçük demişler, ondan evvel Fatma var demişler, hakikaten büyük o. Yok dedim, ben onu alacağım dedim ya. Sonra ona da, onlara da demiş ki, demiş okuyunca bu hakim olacak demiş. Velhasıl, beni beğeniyorlar. Şimdi Reyhan duruyor da. Ama Reyhan'la da yavaş yavaş soğudu aramız falan. Ondan sonra bizi kızı verdiler yani. Verdiler. Orada evinde düğün yaptık. Orada evinde düğün yapınca
Ata dayımı tanıyan oralı bir müfettiş adam, ya demiş siz bu adamı tanımıyorsunuz. Anasını bilmiyorsunuz, babasını bilmiyorsunuz. Nasıl kızı verdiniz buna demiş. Kayınvalide söylemiş onu. O da demiş, vallahi kardeşim demiş, nasıl verdiğimizi de bilmiyorum, onu da bilmiyorum. İstediler, biz verdik demiş. Meğerse demiş, çok güzel bir sülaleymiş, güzel bir insanmış, iyi bir aileymiş, kendinden çıktı demiş o ona. Orada resimlerimiz var, yükseldiğimlerle. İşte o arada benim Reyhan'la mektuplaşmalarım falan, o aralar olmuş demek, mektuplaşmışız falan, resimler varmış falan. Onların hepsini bana da bir haberle geldi filan. Dedi böyle intihar edecek filan diye. Çok teferruata girmeye de gerek yok yani etmiş buralarda. Mi? Çünkü gelmiş geçmiş biraz şeylerdi onlar. İntihar etmiş mi? Yok etmemiş de şeyleri toplamış hepsini göndermiş şeye. Yüksel teyzenlere. Yani ben onların işte Recep eğer şu kadar beş ay altı ayda tanışıyoruz, evlenecektik falan demiş, bir şey demişler. Onlar hiç umurunda değil, isterse bir şey destek gelsin, kaçırmıyorlar beni. Öyle geldi geçti onlar arasında. Evlenmişlerdi ve bu evlilikten iki çocukları olmuştu. 1973'te emekli oldu. Artık ticarete atılabilecekti. O yıllarda da kültür et tavukçuluğu da belki bir iki sene olmuştu ama yeniydi. Böyle bir yeri de almaya Cenab-ı Hak nasip etti. Hiç ummadığım yerde, ben dağlarda, o derelerde, kümes yeri, hemen mesela baraj falan düşünürken buradan böyle arzu ettiğimiz bir şeyi bize lütfetti. İşte bu kümes yapacağımı söylediğim zaman bir keçi diyor ki ben sonra verirsin bana diyor. Kışı istemiyorlar. Karadeniz'de bir tane şey vardı, Abdurrahman mıydı ya, çocuğun ismini bilemiyorum ama o da marangoz. Geldim böyle böyle böyle. Ya ben diye çatıyı yaparım diyor. Sen dedi. Bırak dedi parayı, sonra verirsin çatıyı. Çatı sonra verecek. Kümesi yapan sonra istiyor. Ondan sonra onlar yapıldı filan, kiremit yine öyle. Bir tek para almıyorlar bende. Elimde param da zaten az. Şeylere ayırmıştım onu. Burasını ortak almıştım kışın çocuğumda. Peşinli ortağım verdi. Geri kalan taksitlerini de ben vereceğim. Onlara da dedim ben kazanınca vereceğim. Önce o şey yapmaya, vermek istemeyen Ömer Üzücü falan, hepsi arkadaş oldular falan. Unutmayalım. Şimdi civcivi kimden alacağız? Hepsi oldu. Henry Benezius diye bir Musevi, işin başında. Ona gittim, konuştum. Tamam dedi. Biz dedi civcivi veririz, sonra. Yemi? Yemi de verir. O da Jeremy. Sonra. Büyüde ne yapacağım? Büyüyünce biz onu da alırız. Hep sonra. Allah Allah. Öyle bir güzel ki. Meraklı çocuklar. Buraya topraktan bir ev yapıyoruz. Osman bir yerden çamur getiriyor. Yengen bir taraftan bir şeyler getiriyor filan. Hep yardım etmek için. Ben de örüyorum duvarı. Duvarı görsen türkü yazarsın yani. Örüyorum. Nasıl keserken seviniyorlar. Şimdi evin içinde aile para kazanacağını anladı mı?
yapacağı her işi zevkle yapıyor. Buraya yem geliyor mesela, 10 tonluk, 15 tonluk yem. Yengem bak İzmir kızı, hiç bu işlere bulaşmamış, tumanı giyiyor, donu giyiyor ve yukarıdan birisi veriyor, aşağıdan, yani birisi veriyor değil mi, burada çalışan bir adamımız vardı. Yengem sırtında 50 kilo torba, içeri çekiyor, istif ediyor yani. Yoruldun demiyor, şikayet etmiyor. Burada mahalli olarak isteyenlere biz kesip veriyoruz, zaten alıcımız hazır. Geliyor, tartıyor, ediyor, parasını veriyor. Biz yem parasını ödüyoruz, cücü parasını ödüyoruz, bir de para kalıyor. Sonra bakıyorum, ya iktisat mezunu olduğum halde çeki görünce bir tuhaf oluyorum. Senedi görünce bir tuhaf oluyorum. Ya çekle gidiyor, para alıyor ya, para alıyorum yani, çekle, para alıyorum yani. Karsene askerlik yapmış, çek yüzü görmemiş bir adam. Öyle bir zevkle gidiyoruz ki. Bir gün baktım, bir arkadaş grubu geldi. Dediler İsmail, biz senin... Evet, Milli Selamet Partisi'nin İzmir İl Başkanı yapacağız. Ya dedim, ben daha yeni iş kurdum, yeni yapıyorum. Sonra dedim, ben partinin hiçbir üyesi olmadım, birçisi olmadım ama yani şey olarak konuşmamı falan biliyorlar. Sohbet ediyoruz, oradan biliyorlar. Oradan biliyorlar. Mustafa Yıldız diye bir zat var. O da Sıhhiye, başkan da o. Dediler ki, iyi dedim, ne yapayım dedim yani, o ısrar ediyorlar ki. Kabul ettik, oldu, öyle seçimle falan da değil, sanki tayinle mi olundu, şey mi olundu falan. Rahmetli Erbakan Hoca'yı karşılamaya gidiyoruz. Beni ittiriyorlar böyle, Erbakan Hoca seni görsün diye. ...25 sene İzmir İl Başkanlığı yaptı. Oradan oraya koşturdu. Necmettin Erbakanlar, Bülent Arınçlar, Recep Tayyip Erdoğanlar... ...yürüdüğü yolda yol arkadaşları oldu. Kimisinin abisi, kimisinin akıl hocası oldu. Bu uzun yolda ise en güzeli benim dedem olmasıydı. Boşuna aldandım dünya ben sana. Emmi dayı kısım yar senin olsun. Bir yiğit bir defa gelir cihana. Onu da bağrına sar senin olsun. Dost senin olsun. Yar senin olsun.